Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, partimizin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecanıyla huzurundayız. Yaktığın bağımsızlık ateşi bugün de canlılığını korumakta, ilkelerin yolumuzu aydınlatmaktadır. Huzurunda milletçe söz veriyoruz. Kurduğun layık cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak, bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız. Sayın Genel Başkanım, bugün içeride ve dışarıda yaşadığımız her olay, kuruluşta aldığın kararların doğruluğunu ve ufkunun derinliğini bizlere göstermektedir. Eserin olan Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanından en yeni üyesine kadar ilke ve devrimlerine eksiksiz bir bağlılıkla demokrasi mücadelesine devam ediyor, edecektir. İkinci kuruluş yıldönümü için hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Kuruluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleriyle 98 yıl boyunca Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi bugün dimdik ayaktadır ve bir 98 yıl daha dimdik ayakta olacağına sonsuz inancımla hepinize iyi eğlenceler dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcım, Sayın Genel Başkan Yardımcıma da söyledim, sizi takip ederken biz yoruluyoruz sosyal medyadan diye. Bu yoğun mesaisinde davetimizi kırmayıp aramızda olan Genel Başkan Yardımcım Sayın Ali Üstünça, Sayın Kayseri Milletvekilim, komşu vekilimiz Çetin Arağ ve Adana Milletvekilimiz Orhan Sümer'e katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürde 16 Şubat 2020'de göreve geldiğimiz günden bugüne, gecesini gündüzüne katan, çocuğunu, eşini, ailesini ikinci plana atıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Aksaray'ı hayatının merkezine koyan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 ilçedeki ve ildeki tüm örgütlerine, gençlik kollarına ve kadın kollarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle çok büyük işler başaracağız değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, sahada hep duyduğumuz seçim var mı yok mu? Biz bu tartışmalarla meşgul olmayacağız ve seçim sandığı sabah önümüze konulacakmış gibi seçimlere hazır olacağız. 2023'te yapılırsa biz o gün kazanırız. Daha erken olursa daha erken bu ülkenin kurtuluşunu başlatacağız. Ama biz önümüze bakıp çalışacağız. Ben kısaca Aksaray'daki parti örgütlemelerimizden bahsetmek istiyorum. 352 mahalle ve köyümüzün %76.7'sinde mahalle ve köy temsilcilerimiz tamamlandı. 922 sandığın tamamında, 8 ilçenin tamamında da sandık görevlerimizi bir ay önce tamamladık. Eğitim çalışmalarımızı başlatacağız. 14 beldemizin 11'inde belde örgütlerimizi kurduk. Cumartesi sizlerin ve basın mensuplarında bildiği gibi Gülpınar ve Ihlara'da da ilk defa belde örgütlerimizi faaliyete geçirdik. Niğde milletvekilimizin katılımıyla. Göreve geldiğimiz zaman 2600 olan üye sayısı da bugün 2914, 314 civarında da son üyeler biliyorsunuz birkaç ay süreç aldığı için de 400'e yakın üye artışımız var. Aksaray'ın tüm ilçelerinde kadın kolları örgütlememizi tamamladık. Kadın kolları MKÜM'e, kadın kolları il başkanıma ve tüm kadın kolları ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. Gençlik kolları örgütlememizi 2-3 kere tamamladık. 9 Eylül'ün yıl dönümü anısına bir etkinlik düzenledik. Bunu düzenlememizin amacı bir doğum günü pastası kesmek değil. Bunu her bir üyemin
özellikle anlamasını istiyorum. Bunu hani kişisel eğitimde de kişisel gelişim uzmanları söyler. Kendini tanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi kendisini tanıyacak. Çatısında siyaset yaptığı, bu çatının ne anlama geldiğini çok iyi anlayacak ve bu sorumlulukla bundan sonraki adımlarını atmaya devam edecek değerli arkadaşlarım. Çok önemli bulduğum için her konuşmamda söylüyorum. Türkiye'de 100'e yakın, belki de 100'ün üstünde siyasi parti var. Bir tanesinin eşi benzeri bu ülkede yok ama aynı zamanda dünyada da yok. Bir lider çıkar, bir liste yapar, İçişleri Bakanı'na gider, ben parti kurdum gel. Böyle bir parti değil bugün çatısında siyaset yaptığımız parti. Halkın Anadolu'nun işgal edilmiş olduğu, başkentinin düşman askerleri tarafından zapt edildiği, ordunun olmadığı, cephanenin olmadığı, silahın olmadığı bir ortamda yoksul Anadolu köylüsünün örgütleyip kurduğu bir parti. Henüz devlet yok ama Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'ten önce var. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz anlayacağız ve bundan sonra mücadelemizi buna göre sürdüreceğiz. Kurucular Kurulu'nda hep söylüyorum, şehitlere olan bir parti. Kurucular Kurulu'nda genç yaşta dul kalmış gelinlerin olduğu bir parti. Kurucular Kurulu'nda babasını mezar taşından tanıyan çocuklarımızın olduğu bir parti bu parti. Kurucular Kurulu'nda şanlı komutanlarımızın olduğu bir parti. İsmet Paşa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu bir parti değerli arkadaşlar. Gücümüzü tarihten alıyoruz. Geleceğe umutla, ışıkla bakacağız. Önce inanacağız. İnanmak başarmanın yarısı. İnanmak tek başına yetmez. Gece gündüz çalışacağız. İl başkanının, ilçe başkanlarının, milletvekillerimizin tek başına çalışması da yetmez. Cumhuriyet Halk Partisi üyelik kartını taşıyan her bir üyemiz bu zorlu mücadeleye katkı sağlayacak değerli arkadaşlarım. Dünyanın en medeni ülkelerinden önce bile seçme seçilme hakkını elde etmiş kadınlarımızın bu cumhuriyete borcu var. Bu rejimi emanet olarak omuzlarında taşıyan gençlerimizin bu ülkeye borcu var. Siyaset koltuklarında oturan bizlerin bu ülkeye borcu ve sorumluluğu var. Çiftçimizin, bugün azarlanan, hor görülen, ikinci sınıf, üçüncü sınıf muamelesi gören çiftçimizin bu cumhuriyete borcu var. Çünkü bu cumhuriyeti kuran bu milletin efendisi dedi size değerli arkadaşlarım. Borcumuzu biliyoruz. Bu borcu ödemenin zamanı çoktan geldi geçti bile. 100 yılda tankla, tüfekle, cephaneyle kazandığımız, kurduğumuz ve kanla kazandığımız bu cumhuriyeti ikinci yüzyılda bilimle, teknolojiyle, çiftçimizi ayağa kaldırarak, gençlerimize umut olarak yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyeti biz kurduk, ikinci yüzyılda da kilometre yol yürüttüğü bir siyasi partide hiçbirimizin dinlenmeye, yatmaya, görevi başkasından bekleme gibi bir lüksü yok değerli arkadaşlarım. Sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Söylediğim gibi görevimiz bitmedi. Ben sabah güneşi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın ve Anadolu halkının bu ülkenin kurtuluşunu yeniden gerçekleşeceğine yeniden inanıyorum. Hepimiz kurtuluşu yurt dışına çıkmak için pasaport, vize arayan bu gençlere bu ülkeyi yeniden yaşanılabilir bir ülke kılmak için çalışacağız, umutlu olacağız, inanacağız ve seçim akşamı bu partinin ışıkları bir daha altına sönmeyecek değerli arkadaşlarım. Kongrede bu sözü verdim. Bugün bu sözümü yineliyorum. Aksaray'da altı oku
en yükseğe taşıyana kadar görevimiz bitmedi. Cumhuriyeti kenarından köşesinden örseleyenleri millet oyuyla, sandık yoluyla gönderene kadar da görevimiz bitmeyecek diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hem kendisini çalıştırıyor hem bizleri çalıştırıyor. Bundan dolayı da mutlu oluyoruz. Değerli arkadaşlar, Kayseri milletvekilime, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcıma. Değerli arkadaşlar, gerçekten Türkiye'miz zor bir dönem içinden geçiyor. Genel Başkan Yardımcım detaylı bir şekilde bilgilendirecektir. Ama Aksaray ilimiz hepimizin, Türkiye'de herkesin bir ortak noktada kesiştiği bir bölgede. Mesela biz çocukluğumuzda da geçerken Aksaray'ı uğradık. Siyasete başladığımız andan itibaren de her gidiş gelişimizde Aksaray'ı ihmal etmedik. Milletvekili olduk, yine ihmal etmedik. Ama şunun son 20 yıldır eksikliğini hissediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aksaray'da bir milletvekili yok. İnşallah buradaki gördüğüm bu tabloyla bu dönemde kapanmış olacak. Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanımızın söylediği gibi seçimlerde lambası erken sönmeyecek, il binasının ışıl ışıl lambalanacak. Türkiye'ye de buradan bir mesaj verilmiş olacak. Buna ihtiyacımız var çünkü. AK Parti hükümeti Türkiye'mizi öyle bir hale getirdi ki kendi ülkemizde birçok şeyde yabancı olmaya başladık arkadaşlar. Yani Aksaray'ın sorunlarını il başkanımız tek tek sıralamaya da devam ediyor. Burada limanlarla demiryolunun bağlantı yolu sorunu var, sulama sorunu var, çiftçilerimizin sorunu var. Ben de Adana'da az çok çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilerimizin son dönemlerde ciddi anlamda sorunları var. Ama en büyük sorunumuz Türkiye'de, Sayın Devlet Bahçeli diyor ya, beka sorunu, beka sorunu. Ama Türkiye'de gerçekten beka sorunu var. Kendilerinin bu ülkeye getirdiği durumda beka sorunu. Hepimiz bunun ileride daha da acısını yaşayacağız. Ama genel başkanımızın söylediği gibi biz kimseye kapımızı kapatmıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese kucak açar. Ama yaşlısıyla, yardıma muhtaçla, çocuğuyla herkese kucak açar. Son dönemlerde hepimizin gerçekten Türkiye'de son dönemlerde dikkat çekici bir, altını çizerek izlediğimiz bir konu var. Mülteci konusu arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Şu an Türkiye'de 11 milyon sığınmacı var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı işine geldiği zaman diyor ki bizim sınırlarımız kuş uçmaz. İşine gelmediği zaman da diyor ki biz Türk milletiyiz, herkese kucak açarız. Ama şunun altını çizmek, söylemek lazım. Peki hiçbir Türk vatandaşı dünyanın hiçbirine sığınabilir mi kendi ülkesinin dışında? Vallahi arkadaşlar bizi kimse sığdırmaz. Biz de hiçbir ülkeye gidemeyiz. Kendi ülkemize dört elle daha çok sarılmamız lazım. Bakın şu an bundan bir buçuk ay önce biz Doğu Güneydoğu'daydık. Ali Başkanım da o bölgelere sık sık gidiyor, geziyor. Diyorlar ya mülteciler gelsin, herkese kucak açarız. Ama son dönemlerde Türkiye'ye gelen mültecilerin yaşı 18'de 25 yaş arası arkadaşlar. Yanlarında çocuk yok. Yanlarında yaşlı yok. Yanlarında kadın yok. Bu ne demektir? Net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti gizli gizli bir tehlikeli viraja sürükleniyor. Değerli arkadaşlar, kendi ülkesini savunmayan, kendi ülkesinin birliğini, bütünlüğünü korumayan, insanların bizim ülkemizde birliğini, bütünlüğümüzü korumayan mümkün mü? Daha detaylı bilgiyi ben umuyorum Genel Başkan Yardımcımız detaylarla anlatacaktır. Ben burada olmaktan mutluyum. İnşallah önümüzdeki ilk seçimde de Aksaray'ımızı en iyi tepecek arkadaşımız milletvekili olarak gelecektir. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'nin çünkü gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç var diyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelenin, Kuvayi Milliye'nin ete kemiğe bürünmüş halidir. Cumhuriyet Halk Partisi daha hayatının baharında tam bağımsız Türkiye için dar ağacına gidenlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi 6. filonun önünde secde duranların değil, defol git diyenlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi 98 yıl önce bugün sadece emperyalizme karşı değil, yerli işbirlikçilerine karşı da mücadelenin onurlu adıdır. Dolayısıyla
Cumhuriyet Halk Partili olmakla ne kadar övünseniz o kadar azdır. Ve Kurtulmuş Kuruluşum ve Kurtuluşum Partisi'nin bir neferi olmak bir onurdur, bir şereftir. Sevgili dostlar, bugün ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinde iktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta ihanet içinde dedikleri günleri yaşıyoruz. İktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve ihanet içindeler. Çünkü iktidara geldikleri bugünden bu yana cumhuriyete ve cumhuriyetin kazanımlarına ağır bir saldırı halindeler. Sayın milletvekilim söyledi, sınırlarımız kevgir gibi, giren belli değil, çıkan belli değil. Bu güzel ülkeyi, bu güzel Türkiye'yi demokrasiden koparıp tek adam rejimine hakim kılmak istiyorlar. Bir partiyi devletleştirip devleti de partileştirmek istiyorlar. Bu ihanet değildir de nedir? Sevgili dostlar, adım adım Türkiye'yi geziyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım Atom Karıncamız, o da bizimle beraber her yeri geziyor. Ve şunu görüyoruz, bugün saray ve çevresi sürük gibi milletin sırtına yapışmış, kanın emerken benim milletim farklı zaruret içerisinde. Benim Yahyalı ilçemde tıp fakültesini kazanmış, mimarlık fakültesini kazanmış kızımız yol kenarında patates satıyor, yol kenarında domates satıyor, okul açlığını çıkartmaya çalışıyor. Bunlar ise üçer beşer yerden maaş alıyor. Yine gittiğimiz her yerdeki çiftçimiz bittik artık diyor. Kurtarın bizi bunlardan diyor. Allah rızası için iyi çalışın, bizi bunlardan kurtarın diyor. Yeme yetişemiyoruz, gübreye yetişemiyoruz. Tarlamız, ektiğimiz tarlada kalıyor. Su parasına, elektrik faturasına yetişemiyoruz. Bizi bunlardan kurtarın diyor. Çare Cumhuriyet Halk Partisi. Çare Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde Millet İttifakı'nda olduğunu vatandaşımız çok net olarak görüyor. Peki biz ne yapacağız o zaman? Biz çareysek öncelikle kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi koruyacağız. Aramızda uçak korkmasıyla çalışanlara. Ya bu şöyledi, bu böyle dedi, bu il başkanı da şöyle, bu kadın kolları genel başkanı da şöyle, yardımcısı da böyle, şöyle yaparsınız diyenlere inanmayın. Durun arkadaşlar. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin haber portalı.